de yine geldik karşınızda fakir. Dinlemiş sizi gülleri kanlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. Diyanetin günlük 8 milyon dolar harcaması var günlük. Diyanetin. Ne kadar? 8 milyon dolar günlük. 93 milyar TL işte, değil mi bütçesi? Ya evet. O paraya Papa Müslüman olur ya. Ciddi söylüyorum. Bunlar ben sorduğumda secde eden adam ya, cumayı bekler vallahi dört gözle. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, kısa bir aranın ardından tekrardan mekanımızdayız. Hepiniz evimize hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Malum son 3 videomuzun beğeni oranı bayağı bir düşüktü. Belki de bildirim gelmemiş olabilir. Haberler geldi. Efendim, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin, gazilerimizin, bu vatana hizmet etmiş olan büyüklerimizin mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mükemmel bir haber geldi arkadaşlar. Malum Burak Keleş diye bir şahıs Atatürk'e, işte CHP'lilere hakaret ediyordu. Onu bok getiriyor. Bokun içinde yüzelim. Bir tane çöpü alıp bir yerden bir yere koyarsak bana ne amına koyayım. Oy veren beynini siktiklerim düşünsün. Tamam. Hadi şimdi siktirin gidin. Bokun içinde yüzün. İzmir'e benzetin burayı da. Bokumu kartalı bok. Kendi kızının ırzına geçen Anıtkabir şempanzesi ve onların ruhunun amına koyduk. Başka koymadığımız bir yer var mı? He? Kemalizmin amına koyduk. Savunanın amına koyduk. Bilmiyorum işte neden? Niye böyle kadar kızgınsın yani? Abi erkeklerde cinsel problemleri olan erkeklerin genelde sinir katsayısı çok yüksek oluyor. Anladın mı abi? Allah. Bende öyle bir sıkıntı var galiba. Ne bileyim ben, gizli ibne miyim, gizli gay miyim, gizli göt veren miyim? Bir şey var bende ama tam çözemedim abi. Abi. Adımı koyduracağız yani. Gidip bir artık psikolojik tedavi mi göreceğim? Ya da ne bileyim ben psikiyatrik tedaviye gidip hani bir konuşmam lazım. Yani bendeki bu agresiflik bence bir ibnelikten kaynaklanıyor abi. Şimdi neden kaynaklandığını ben bilemem kardeşim. Beni de ilgilendirmez. Saygı da duyarım. İpneyi sen de ipnesin. İpne olabilirsin. Cüneyt abi peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim bak ibnelere saygın var diyorsun ya abi. Var. Niye? Tamam ya bir şey. Ya abi tamam soru soruyorum ya. Var olabilir. Tamam sen saygı duyabilirsin. Peki bir şey soracağım Cüneyt abi. Dilini imanına doğru söyle. Bugün örnek veriyorum ben ibne olsam. Senin evine gelsem. Mesela ne bileyim evde bir şey tamir ederken yere bir cıvata düşse eğilip onu alıp bana verir misin? Şimdi herkes götünden biz 50 yaşına kadar götümüzden şüphemiz olmadı Allah'a. Hayır abi be. Sen götünden korkuyorsan eğilme. Bana da böyle ben soruları sorma. Ya kötü bir şey sormadım be Cüneyt adam ben değilim. Ya kötü bir şey sormadım abi. Bizim 50 yaşına kadar götümüzden bir derdimiz olmadı Allah'a şükür. Abi anladım da. Sen götünle ilgili çok meraklıysan. Abi ben göt verenim zaten. Başkalarına. Ya Cüneyt abicim ben göt verenim. Senin götünden korkmadığın yerde ben bile isteye veriyorum. Beni dert etmesen. Benim göt olmuş şey Bolu Tüneli gibi. Benim götümden korkum yok. Ben keyifle becerttiriyorum kendimi. Bence sen kork. Yani 50 yaşına kadar saklayıp 50 yaşından sonra ben LGBT'ye de saygı duyuyorum diyorsan bence senin korkman lazım. Benim değil. Anladın mı abim beni? Ha? İşte Atatürk'e en son bir videosu vardı. Ona denk geldim. Anıtkabir'deki öz kızına tecavüz eden bilmem ne bilmem ne şempanze tarzında bir şey söylemiş. Bir hakaret etmiş. Tam o aklıma gelmedi de. İşte bununla ilgili şimdi savcılık ifadeye çağırmış. Burak tutuşmuş. Videoya güzel bir giriş yapalım abi. Biraz gülelim abi. Keyfimiz yerine gelsin. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı.
İstanbul'da yaşıyormuş Burak. İstanbul dışındaymış şu anda. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gidip ifade vermeyeceğim, onları sevindirmeyeceğim diyor. Kendi AKP'li seçmenine, kendi tabanına, arkasında takipçisi olan trollere sesleniyor. Arkadaşlar, evime yaklaşık dün gece saat 12'den bu yana defaiyetle polis gelmiş ve işte il dışında olduğum için bir şekilde hani alınmanız lazım. Neden? Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'e küfür etti diye algı yapılan bir noktada bizim tayfa beni altın tepside kurbanlık koyun gibi teslim etmeye çalışıyoruz. Başardık, gördünüz mü arkadaşlar? Biz aslında solcular, sizi severiz. Bakın, sizin inandığınız değerlere bile laf edildiğinde 24 saat içerisinde tutar koyarız. 30 Ağustos'ta da gidersem, teslim olursam, size de o sevinci verirsem dünyanın en şerefsiz adamıyım. Bu bir. Çünkü yani hakkımda bir yakalama değil. Savcı beni ifadeye çağırdı. Başım gözüm üstüne. Zaten de gideceğim. İl dışındayım şu anda. İstanbul'a gider gitmez hemen gideceğim. Orada bir problem yok. Problem nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Beni tanıyanlar bilir. Space Odama gelenler de bilir. Hep şunu söylüyordum. Başımıza bir şey gelecek olsa ilk bizim yalamalar satar bizi diye. Bak, bugün benim için. Yarın öbürü için. Diğer gün öbürü için. Şimdi Zihni Çakır diye birisi var arkadaşlar. Normalde abi dediğim bir insan. Ya abi, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hadi diyelim ki bir hakarette bulundum. Dilruba gibi. Bugün serbest kalan Dilruba gibi. Fikir özgürlüğü diye bu. Hatırlıyor musunuz? Öyle diyordu karşı taraf. Atatürk'e hakaret algısına nasıl inandığında sosyal medyada çektiği videolarda Atatürk'e hakaret. He? Bu algıya siz de mi kapıldınız? He? Sevda Hanım, size ana avrat küfür edenlere biz ana avrat küfür ettik. Kötü mü ettik? He? Senin gibi ablalarımıza küfür edenlere biz de dedik ki dur abla sen geride kal. Biz erkeğiz. Biz bunların anasına küfür edelim dedik. Kötü mü ettik ki bugün beni ilk satışa çıkaranlar bizim cenahım Zihni Çakır abimiz ve Sevda ablamız. İkinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. En ufak bir şeydi beni yemiyorsunuz lan. En ufak bir şeydi beni öne atıyorsunuz oğlum lan. Sevda abla, bilmem ne abi. Ben Atatürk'e hakaret mi ettim abi? Ağlamak yok. Hayır, ağlamayacaksın oğlum. Söverken iyiydi. Videonun karşısına geçip ana avrat giydirirken iyiydi. Ha? Kendi öz kızına tecavüz etti derken iyiydi. Yani şimdi farklı bir açıdan bakalım. Kendi öz kızına bilmem ne yaptı deyip hakaret ediyorsun ya hani Atatürk'e. Peki kendi öz kızına böyle bir şey yaptıysa hiç anneannene babaannene sordun mu? Babaannen belki biliyordur. Anneannen de biliyordur ha. Atatürk. Hı? Bir sor bakayım. Burakcığım bir sor. Senin eşin, dostun, akrabaların arasında Atatürk'ün bir şey yaptıkları var mı? Vardır, vardır. Vardır ki hani bilinçaltına bu yerleşmiş. Ondan yola çıkarak böyle bir yere vardın sen. Değil mi? Biraz ağır konuşuyor olabilirim. Yani kadınlarımızdan, çoluk çocuğumuzdan özür diliyorum. Hatta siz burayı sardırın öne doğru. Böyleler, bunlar böyle. Bunların derdi ne abi? Yunan'ın bunların üzerinden geçmemesi. Tamam. Yunan'ın bunların üzerinden geçmemesi. Bunların çoluğunun, çocuğunun, anasının, danasının, bibisinin, halasının üzerinden Yunan'ın geçmemesi. Bunların tohumlarında Yunan tohumu olmaması bunların derdi bu. Çünkü bunların arasında bazıları vardı. Sosyal medyada paylaşıyorlardı. Keşke işte Yunanlılar şöyle şöyle yapsaydı, böyle böyle yapsaydı bugün Avrupa Birliği'ndeydik falan filan. Onu orayla karıştırıyor. Bunların derdi muhtemelen böyle bir dertleri var, sıkıntıları var. Konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum. Küfür etmemek için de kendimi sıkıyorum. Atatürk'ün en büyük hatası bu oldu. Bıraksaydı bunları, ayırsaydı. Yunan'ın şeyini sevenler kim deseydi, bunların eşi, dostu, akrabaları da kenara çekildi. Biz derlerdi. Onlar giderlerdi, Yunanlılara verirlerdi. Tabii. Kafaya mantığa bak anasını satayım ya. Kafaya mantığa bak. Allah aşkına. Ben hakaret edeceğim, ben küfür edeceğim. Ondan sonra Dilruba ile karıştırıyor. Dilruba yaptı aynısını. Bak ona nasıl sahip çıktılar da siz bana sahip çıkmıyorsunuz.
Tamam sövme o zaman. Sövme o zaman. Dilini tut. Erkek. Dilini tut ne oldu? İki tane like alacaksın diye iki kişi adamsın ya yazacak diye. Ne yaptın? Videoyu çektin attın sosyal medyaya. İstanbul'da olduğunu da kendin söylüyorsun. İstanbul'da mısın bilmiyorum. Hı. Peki şunu düşünüyor musun? Acaba bunlar beni yem yapar mı? Hı? Bugün seni ifadeye çağırıyorlar. AKP zihniyetinin savcıları, hakimleri, şunları bunları. Güç onlardayken Atatürk'e hakaretten ifadeye çağrılıyorsun. Değil mi? Yarın öbürsü gün acaba beni yem yaparlar mı? Sırf CHP'li seçmenden, muhalif seçmenden, Atatürkçü seçmenden oy almak için birileri sokak ortasında bana bir şey yapar mı diye korkmuyor musun? Korkmuyor musun? Ya zaten beni adam yerine koyan yok ki baba. Kim bana ne yapsın mantığında mısın? Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz kardeşim. Bak Sinan Ateş'i görüyorsun. Değil mi? Kendi camiası temizledi götürdü adamı. Hem de uyuşturucu bağımlılarına temizlettiler. Bir tane kurşun sıkacak adam yokmuş karşılarında. Adam yokmuş. Adam gitti uyuşturucu satıcısına, uyuşturucu içen çocuğa yaptırdılar. Tamam? Bunların hepsi gözünüzün önünde yaşanıyor. Oğlum ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Birileri sokakları karıştırmaya çalışıyor. Birilerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz böyle yaparak. Yazık günah. Genç yaşta bok yoluna gidersiniz. Yazık olur. Gerçekten yazık olur. Üzülürüm yani. İki tane like almak için böyle salakça şeyler yapmaya gerek yok. Gerek yok abi. Ne oldu? Ne geçti elimize? İfadeye çağrıldın ağlıyorsun. Yani o feryat şu. AKP'li savcılar, AKP'li hakimler, AKP'li milletvekilleri, bakanlar. Hani bak ben gidiyorum. Atatürk'e de sövdüm. Yani benim osuruğumu kördüğüm edecekler yani. Yani bir şey yapın abi. Hani yoksa Sevda'dır, Hasan'dır, Hüseyin'dir. Zaten onlar bir şey yapamazlar. Oradaki amaç AKP'li koltuk sahiplerine sesleniyor. Beni kurtarın abi. Beni kurtarın abi diye. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Osuruk götte durmaz. Eninde sonunda çıkar. Hangi atamız demiş onu da bilmiyorum. Yani çözelim. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Bunlara acımayacaksın. Bunlara acımayacaksın. Gaziantep'te de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Haniye'nin şu Filistin'in lideri var ya, Haniye'nin pankartlarını indirmişler. Atatürk'ün pankartını asamayan zihniyet Haniye'nin pankartını asıyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan yani dolayı gelsin bu pankart. Çelenklerin sunumu. Gaziantep Valiliği çelenkli. İsmail Bey ne oldu? Zeki Bey dedi. Bu cumhuriyetle meydana geldi. Bu cumhuriyet gazilerimizin, kahramanlıklarımızın güç birliğiyle meydana geldi. Bugün 30 Ağustos'un 102. yıl dönümü. Bu pankart neyin nesi? Bu bak burada Atatürk'ün pankartını yerine bu pankart niçin asılıyor? Protokolü Antep'e. Bura Türkiye Cumhuriyeti kardeşim diyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda patır patır indirmişler. Elin Arabı'nın, Filistinlisinin pankartı asılıyor da bu ülkeyi kurtaran insanın, bu ülkeye hayrı geçen insanın, senin ananın, bacının namusunu koruyan insanın adını bile cami hutbesinde anamayacak kadar acizsiniz. Onun pankartını bile asamayacak kadar acizsiniz. O kadar düşmüşsünüz. Kimden öcü alıyorsun? Kimden öcü alıyorsun? He? Ondan sonra güç onların eline geçtikleri zaman üzerinizden buldozerle geçtiklerinde de İslam'a hakaret deyip bir de kendini savunuyorsun. Eninde sonunda o güç değişecek. O zaman göreceksiniz. Eninde sonunda. O hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmamasının acısını çıkartacaklar. İhlasaz da çıkartacaklar, cihlasaz da çıkartacaklar. Tamam. Ona göre. Düşüncelerinizi yorumda paylaşın arkadaşlar. Aynı şeyleri mi düşünüyoruz acaba? İlginç. Efendim bir grup Sakaryaspor taraftarı Amed Spor maçına Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskeleriyle gidiyor.
minibüsün mü otobüsün içindeler. Ellerinde palalar, bıçaklar, yeşil kot atlı işte Mahmut Yıldırım'ın maskeleri falan. Yani abi... Ne dedik? Aynısı Bursa Spor'un başına gelmişti. Bursa bugün nerede? Yani Sakarya Spor taraftarı aynısı sizin başınıza gelebilir. Fazla şey etmemek lazım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Gazze'de uyguladığı vahşeti Batı Şeria'da da taşımanın derdinde. Ne yapacak? Kızacak mı? Hersin mi çıkacak? İsrail mi diyeceksin? He? Ben... Ankara'nın Dışişleri Bakanıyım. Sen ne yapıyorsun mu diyeceksin. Ne diyeceksin? Sayın Hakan Fidan, ne diyebilirsin? Kime sesleniyorsun? Bir de onu da anlamıyorum. Şunlardaki kafayı bir türlü çözemedim. İsrail Gazze'deki vahşeti şuraya taşıyacak. Taşımanın derdinde. Seni kim takıyor abi? Sizi kim kale alıyor gerçekten yani? Hangi ülke? Kaçıncı ya 10. sınıf bir ülke bile senin İsrail'le ilgili söylemiş olduğun bir şeyi umursamıyor ya. Umursamıyor ya. Sen hala kalkmış İsrail, Gazze, Mazze. Yani millet bizi çarşıda, pazarda görsün. Ne dedik? İsrail dedik. Gazze dedik. İsrail hainsin dedik. Ne yaptık? Gazze'yi savunduk. Ama arka taraftan da gemiler gitti geldi. Buna da efendim ne yapalım? Gazze'ye göndermek istediklerimizi İsrail üzerinden göndermek zorundayız deyip bir kılıf bulduk. Ulan adam bombalıyor, onları öldürüyor. Senin Gazze'ye gönderdiğin yemekleri mi gönderecek onlara? Hı? Ekrem İmamoğlu, Ali Erbaş'a hutbe tepkisi. Resmen zapt etti, gasp etti, milletin inancını da mahvetti. Allah onu ıslah etsin diyor. Hutbede Atatürk'ün adı yok. 10 yıl insanlar savaştı. 10 yıl insanlar savaştı. 10 yıl 1912-1922 yıllarında gerileyen toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için? Bu millet için, bu milletin yaşamı için, inancı için, kültürü için, camiası için, camisi için, camiası için, ezanı için. Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da biliyorum. Allah onu ıslah etsin. Onu mu, yarandığı kişiyi mi? Onu da söyleseydin. Hutbede yok. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı, ne cumhuriyeti, ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı. Resmen zapt etti, gasp etti, milletin inancını da mahvetti. Allah onu ıslah etsin. Güç eline geçer geçmez Diyanete ayrılan bütün bütçeyi sıfırlıyorsun. Bir gram para vermiyorsun. Her caminin imamı bulunduğu bölgedeki vatandaşlar tarafından finanse ediliyor diyorsun. Vatandaşlar parasını verecekler diyorsun. Cami imamlarını da böyle cezalandırıyorsun. Tamam? Böyle cezalandırıyorsun. Diyaneti de böyle cezalandırıyorsun. Hadi bitti bu kadar basit ve net. Bitti bu kadar basit ve net. Tamam. Ondan sonra bunlardan iyi Atatürkçü yok. Bırak cuma günleri Atatürk demeyi, 7-24 her namazdan sonra atam atam diye dua etmezlerse gelin suratıma tükürün. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Böyle şeyleri de Twitter'da yazmışlar. Yazık, günah. Gerçekten. Böyle hiç doğru değil. Bu hareketler hiç doğru hareketler değil. Lütfen. Hepinizi kınıyorum arkadaşlar. Biz öyle insanlar değiliz. Biz dürüst, samimi Atatürkçüleriz. Öyle ucuz şeylere gerek yok. Haksız mıyım? Haksızsam haksız deyin. Yorumlarda buluşalım. İstanbul Arnavutköy'de husumetlileriyle caddede karşılaşan Onur Bingöl 23 yaşında kaçmaya başladı. Bingöl'ün peşinden koşan 3 şüpheliden biri silahını ateşledi. Kasığından yaralanan Bingöl kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 23 yaşındaki birinin husumetlisi var. 23 yaşında. İlginç, Arnavutköy'de. İlginç. Polis şüphelileri yakalayacakmış. Yakalar. Akşam haberlerine yetişirse tabii. Yakalar. Neden yakalamasın? Efendim, 15 Temmuz'da darbe girişiminden sonra örgütün TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden şüpheli Cihat Yıldız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde ailesinin İstanbul'da yaşadığını, kendisinin ise ailesinden ayrı 7 yıldır farklı adreslerde ikamet ettiğini, ancak bu adresleri hatırlamadığını söylüyor. Kod ismi konusunda da efendim kod ismimi vermek istemiyorum diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Adil Öksüz'ü serbest bırakanları değil de Adil Öksüz'ü
Efendim havaalanına götüren adamı tutukluyorsun. Peki Adil Öksüz'ü kim serbest bıraktı? Hı? Adil Öksüz'ün resimleri var. Cılcıbız, don, kilot bekliyor orada. Hı? Onu kim serbest bıraktı? Onun kaçmasına kim yardım etti? Nereden telefon geldi? O serbest kaldı. Yani diğerleri don atlet beklerken onlar serbest kalmıyor da Adil Öksüz için bir yerlerden bir telefonun gelmesi gerekiyor. Hadi onu da geçtim. Bu Cihat Yıldız isimli şahıs Adil Öksüz'e kim gönderdi bu şahsı? Bunu al havaalanına götür kim dedi? Kaçmasına yardım et kim dedi? Hı? Kim dedi kardeşim? Doğruları konuşalım mı? Artık bu oyundan vazgeçin. Artık bu oyundan vazgeçin. Bu işin altını kurcaladıkça, kazdıkça altından bok çıkıyor. Ve bu bokta birileri boğulacak. Fazla kurcalamamak lazım. Yani siz Cihat'ı yakaladınız. Tamam Cihat. Neymiş bunun adı? Yıldız. İsmini hatırlayamıyorum bir türlü. Yakaladınız bunu. Tamam. Şimdi buna ne verdiniz konuşmasın diye? Kod ismini bile söylemiyor. Yakalanacağını biliyor. Aslında 7 sene boyunca kaçmışsa bu adam, 7 sene boyunca bu adamı birileri ifşa alamamış. Bunun adamın kaldığı adresleri bilenler söylememiş. Peki şunu soruyorum, niye şimdi söylediler de polis gitti bu adamı yakaladı? Bu adamı niye gözden çıkardılar? Ne karşılığında? Ne verdiler de bu adam, tamam ben bu saatten sonra cezaevine girerim de sizin yerinizde de yatarım dedi. Ya da demiş midir acaba? Fikir alışverişi yapıyorum. Bu işin arkasında kimler var mesela? İlginç. Yani Adil Öksüz gözaltına alınıyor. Cılcıbı soyuyorlar. Sonra adamı serbest bırakıyorlar. Adil bunu arıyor. Bu da geliyor Adil'i havaalanına götürüyor. Yardım ediyor falan. Serbest kaldıktan sonra Adil'i kimse takip etmiyor. Adil rahat bir şekilde kaçıyor. Ki kaçtı mı kaçmadı mı orası da ayrı. Sonra bu adam da kayboluyor. 7 tane ayrı adreste yaşıyor. Ama polis bunu bulamıyor. Sonra 7 sene sonra ya aklımıza geldi bu Adil'i biz orada cılcıbız bırakmıştık kardeş. Lan bu adam nasıl gitti tek başına? Cebinde para da yoktu. Hele bir kameraları bir kontrol edelim. 7 sene öncenin kameralarını kontrol ederken bir bakmışlar ki Adil'i gelmiş Cihat almış. Hele şunu bulun. Bir de adam Türkiye'deymiş. Yediniz mi lan? Yediniz mi? Yemelisin. Cezaevine girmek istemiyorsan yemelisin. Afiyet olsun. Yanında çay iyi gider. Çayla beraber ye. Tamam mı? Hırtlegine takılırsa nefes alamazsın. Ölürsün. Ya. Ey yavrum ey. İyi konuştum. Efendim Çorum'da firar eden maymun. Habere bak. Çorum'dan maymunun biri sahibine kızmış. Sahibine demiş ki ben artık demiş fındık fıstık yemek istemiyorum demiş. Anasını satayım geldim geleli fındığı fıstığı dayadın demiş. Kabuğuyla beraber götürüyorum. Bıçarken her tarafım yırtılıyor demiş. Ben artık fındık fıstık değil. Ben demiş artık pirzola yemek istiyorum demiş. Tamam sahibi de kızmış. Oğlum demiş ben demiş bu yaşa geldim demiş. Pirzola yemedim demiş. Sen kim demiş? Senin baban görmüş pirzolayı demiş. Maymuna tokat atmış. Maymun tabii maymun. Ne olmuş? Zoruna gitmiş. Herslenmiş. Demiş ki bak ben gideyim. Sen tek başına kal yalnız. Bak bakayım ne oluyor. Sokağa atmış kendini maymun tabii. Çorum'un sokaklarında o ıssız sokaklarında gezerken 19 yaşındaki bir Buse isimli bir kıza denk gelmiş. Tabii. Maymun dindar maymun. Tabii. Buse'nin de mini etek giydiğini görmüş. Gitmiş. Bu senin bacağından kıtlamış. Tüm Çorum'da maymunu arıyorlar. Maymuna pansuman yapmış. Buse'ye pansuman yapmışlar. Buse'nin sağlık durumu iyi. Maymun kaçmış. Yani bir maymunumuz eksikti. O da oldu anasını satayım. Bir maymunumuz eksikti. Allah'ım sen akıl fikir ver yarabbim. Efendim emeklilik bak haberin güzelliğine bak. Emekliler toplanın ya da yeni emekli olacaklar.
AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, emeklilerle ilgili Avrupa ülkelerindeki örnekleri dikkat çekerek yeni emeklilik sisteminin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Güler, dünya ortalamasına bakıldığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardı. Ama şu an ülkemize baktığımızda hali hazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarı emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana bir emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka yeni prim miktarı ve yaşı hem de ödeme süresiyle ilgili yeni bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, erken emekli olanlar yahut çalışmış emekli olmuş olanlar veya yeni emekli olacak olanlar, AKP'li Grup Başkan Vekili Abdullah Güler diyor ki yeni emeklilik sistemi getireceğiz. Avrupa'da 3 ila 4 kişiye bir emekli düşerken bizde diyor 2 kişiye bir emekli düşüyor diyor. Ne yapmamız lazım diyor. Bizim diyor milleti emekli etmememiz lazım diyor. Çalış 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 sistemiyle sürekli çalıştırıp köleleştirmemiz lazım diyor. Bunu AK Partili isim söylüyor. Senin oy verdiğin, desteklediğin adam söylüyor. 50 yaşına geldiğinde iki büklüm kalacaksın, çalışamayacaksın. Ve bu adam diyor ki çalış diyor. Kendisi milletvekilliğinden, ondan bundan emekli oluyor. Bakanlıktan emekli oluyor. Çoluğu, çocuğu, eşi, dostu, bibisi, kalası yıllarca o emeklilik maaşıyla alıyor, gül gibi yaşıyor. O milletvekilliğinin vermiş olduğu fırsatlardan faydalanıyor. Ama kendi insanına, o kendisine oy verene de diyor ki seni emekli etmeyeceğim, sürüm sürüm süründüreceğim. Hak ediyorsun. Beter ol. Aç kalacaksın. Acından öleceksin. Neyse. Çin'de bir yolcu uçağında seyahat eden iki kadının kendilerine ait olmayan bir çocuğu işte durmadan ağladığı için tuvalete kapatması tartışma yarattı. Olay Çin'deki sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Uçağa binmişler. Ya çocuk ağlıyor. En nefret ettiğim şey. Tamam çocuktur. Ağlar da susar. Susmuyor. Gitmişler annesi, anneannesinin yanına. Demişler ki seninle demişler çocuğu demişler tuvalete kilitleyelim. Kadın da kabul etmiş. Tuvalete kilitlemişler. Sonra çocuk susmuş. Tabii kokudan rahatsız oldu. Ne yapsın çocuk? Gelmiş tekrardan yerine oturtmuşlar. Çocuğa da demişler ki bak bir daha ağlarsan vallahi bir daha kilitleriz seni. Tabii uçak yolu şirketi özür dilemiş falan filan. Demek ki içindeki uçaklarda hostes yok. Bizde her uçakta 3-4 tane hostes var ya. Bu arada dün İzmir'den dönüş sırasında AJet'le döndüm arkadaşlar. Bir suikaste kurban mı gidiyordum, gidecektim de son anda yüzüme mi güldüler bilmiyorum. Uçakta bir ses var. Yani bu zamana kadar bayağı bir uçak yolculuğu yaptım. Yurt içi yurt dışı hiç öyle ses duymadım. AJet'in o uçağa neydi öyle? Sesi buraya yükleyeceğim arkadaşlar. Şu an uçaktayız. Tuhaf bir ses var. Bakalım. Ses size geliyor mu bilmiyorum ama. Yani berbat bir ses var. Dinleyin. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Ya bu nedir abi gerçekten ya? 40 dakika boyunca o sese maruz kaldık. Klima sesi miydi? Motor sesi miydi? Ne sesiydi belli değil. Korkumdan hostese de soramadım. Desem ki efendim bu ses ne? Dese ki motorlardan biri arızalı usturuğun kordiyum. Kelime-i şehadet, kul huvallahu ehad, ihlas, felah, nas, ayetel kürsü, subhaneke etteyyatü derken kalpten giderdik. Ondan dolayı hiç gerek yok dedim böyle bir şeye. Sessiz ol, sakin ol. Tövbe istiğfar, bir kelime-i şehadet. Son dakika ne olur ne olmaz. Ölürüm ölürsek öbür tarafta neyle karşılaşacağımız belli değil. Bari götümüzü sağlama alalım dedik de. Ya insan ister istemez bir düşünüyor ya. Kardeşim hayırdır ya, bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bu ses. Yani hiç ben böyle bir şeye şahit olmadım ya. Hiç böyle bir şeye şahit olmadım ya. Bir de bu İzmir
Ne var bu İzmir'de abi? Gerçekten ne var bu İzmir'de bilmiyorum yani. Türkiye'nin her tarafına gittim. Her tarafından uçak bileti aldım. İzmir'deki kadar pahalısına denk gelmedim ya. 6 bin lira, en kötüsü 4 bin liradan başlıyor uçak bileti. 6 bin lira, 8 bin lira, 20 bin lira. Ne oluyor oğlum, biz Amerika'ya mı gidiyoruz lan? Amerika'ya mı gidiyoruz abi? Rezillik, yemin ediyorum ya. Vallahi rezillik ya. İyi kızdım. Şaka maka iyi kızdım ha. Hersim çıktı. Evet arkadaşlar. Bu arada bizim horozları soruyorsunuz. Haydar'a ne oldu? Sesi falan çıkmıyor. Kesmedik arkadaşlar. Alttan yeni horozlar geliyor. Malum bu işin fıtratı böyle. Yaşlanınca hastalanır, ölürler. Ölmemeleri için de kesmek lazım ama şu anda kesmedik. Hala yaşıyor Haydar ve ekürisi Cabbar. Onlar ön taraftalar. Hurilerin yanındalar. Bu tarafta da küçükler var. Belki bu tarafa da gelmiş olabilirler. Arkaya bakmadım. Ya korkmanıza gerek yok. Şimdilik sağlar. Ama ne zamana kadar? Bakalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başınızı şişirdik. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşürüz.